Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ay nasıl bir hoş geldiniz o peki? Ürkütücü bir hoş geldin. Neyse, şimdi biz Ankara için, zaten başlıktan da anladığınız gibi, Ankara'ya gideceğiz beraber. İşte sizinle beraber yani. 3 günlük böyle bir hafta sonu kaçamağına gidiyoruz. Gençler geziyoruz. Ayrıca çok eminim bu vlogda Yasemin ağlayacak. Niye, yürüdüğüm için mi? Hayır. Anıtkabir için mi? Evet. Ama ben zaten çok duygusal bir insanım. Böyle şeyler bu konularda öyle. Evet. Aynen, bu konularda öyleyim. 23 Nisan marşı vardı ya, herkes balkondan marş söyledi. Oturdum çıkıra çıkıra ağladım. Çok saçmaydı ama neyse, canım ülkem. Ya of, neyse, biz şimdi yola çıkıyoruz. 1'de otobüsümüz. Şimdi Esenler'e gideceğiz. Saat 12 şu an. Öyle. Yani arabaya binmeye gidiyoruz. Haber vermek istedim. Bu şekilde. O zaman artık otogarda mı, nerede görüşürüz bilmem. Görüşürüz bir yerde. Biz geldik bu arada, otogardayız. Bir 15 dakikası var, şimdi bineceğiz hatta. Çünkü kraker falan aldık. Tuvaletten sesleniyorum nedensiz. Bineceğiz şimdi, uykum geldi. Canlarım, odamıza geldik şimdi. Biraz erken bir yerleşim oldu. Normalde 2'de giriliyormuş ama neyse, tam sorun olmadı yani. Neyse, bu açıklama gereksiz oldu. Şimdi ben size bugün oda turu yapacağım. Bu vlogun içinde oda turu da olacak. Bu vlog ne kadar uzun olacak kim bilir. Ama hazırlandıktan sonra yapmak istiyorum. Çünkü şu an tipim o kadar kayık ki, normal olarak 8 saatlik bir yolculuk. Yat kalk, böyle saçma sapan bir yolculuk geçirdiğim için. O yüzden hazırlandıktan sonra yapmak istiyorum. Ama odayı beğendim yani, güzel. Bir klima açıyoruz, o kadar sıcak ki. Ecel terleri dökersiniz yani, çok güneş alıyor. Öyle. Kapının arkasında bir tane ayna var. Mesela odada en sevdiğim şey bu. Çünkü göbeğime bakabilirim, çıkmış mı çıkmış. Of, tamam, neyse. O zaman biz birazcık en azından bavulu da açalım, yerleştirelim. Ondan sonra gösteririm. Tavanımızda dünya haritası var mesela, yatmadan dünyayız. Neyse, o zaman görüşmek üzere. Ben bir duşa falan girerim, sonrasında görüşeceğiz. Duştan çıkıldı dostlarım. Annem Müge Anlı izliyor. Sesi geliyor. Neyse, şimdi gideyim saçımı falan kurutayım. Sonra kapatıcı falan sürerim biraz. Onları da çekerim diye düşünüyorum. Zaten saat şu an 11 oldu. Bir de biz yürüyerek gideceğiz. Bizim otelimiz biraz yakın. Yani şöyle 2,6 kilometre falan Anıtkabir'e. Bugün Anıtkabir'le, onları söylemedim değil mi? Bugün Anıtkabir'le 1. Meclis'e gideceğiz. Onlar işte yakın zaten. O yüzden yürüyerek gideceğiz ama biraz vakit alacak yine. O yüzden çok geç çıkmamaya çalışacağız. Selamlar. Saçımı kurutmamaya karar verdim. Çünkü nefret ediyorum kurutmaktan. Ve kendi kendine büyük ihtimalle zaten çok çabuk kuruyacaktı. Şu an süngerimi ıslatıyorum bu arada. O yüzden hiç onunla uğraşmamaya karar verdim. Makyajımı yapacağım, giyineceğim direkt. Ah, bu kendi düzeliyor zaten diye. Ay, o kadar mayıştım ki duştan sonra, size anlatamam. Ama bayağı da yürüyeceğiz bugün. Bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Ya bir yemek yedik, yemekten sonra duşa girdim falan. Gerçekten artık mayışmıyım. Neyse, şimdi zaten makyajdan kastımın ne kadar az ve asla makyaj olmadığını anlayacaksınız hemen. Yüzüme sadece fit mi süreceğim? Onu da böyle özellikle gözümün altlarına, böyle karanlık gözüken yerlerine sürüyorum. Ve şuramda maskeden dolayı böyle şeyler çıkıyor. Küçük küçük bezecikler akım buralarında. Oralarda süreceğim. Bu kadar. Yayıyorum.
rimel süreceğim. Zaten far falan uygulamadığım için hemen rimel sürüyorum. Ama şöyle ağlayacağıma çok eminim bugün. Yine de bir risk alıp sürüyorum. Umarım mahvolmam. Gerçi hani daha içine girmeden fotoğraf çekileceğim. O yüzden henüz ağlamadan fotoğrafımı çekilebilirim diye düşünüyorum. Bu arada Be Beauty'nin Curl It maskarası. Bunu yeni aldık. Öyle çok bir yorum yapamayacağım orada hakkında. Ama fırçasını beğenmiştim. Bakın şu şekilde. Güzel duruyor. Ama bilirsiniz yani bunu hep söylerim. Kirpiklerim o kadar kötü ki. Düzlük anlamında söylüyorum. Hiçbir maskara beni o kadar da tatmin edemiyor. Bakın mesela şu an gayet güzel oldu. 2 dakika sonra göstereceğim tekrar. Şundan farksız olacak. Ben yine de sürmüş olmak için sürüyorum. Maskaradan sonra kıvırmak mesela daha kalıcı yapıyormuş. Ama kalıcı olsun diye kirpiklerimi kaybetmek istemem. Tamam, iki gözüm de hazır, sürdüm. Allık süreceğim. Normal allık sürmüyorum ama bu allık böyle Bethan Wild'ın Color Icon allıklarından numarasını söyleyeceğim bir saniye. Mellow Wine. Bu böyle şey gibi hani güneşten yandım, utandım. Kırmızılı. Ne kadar bir tatlı birim. Tatlı birim. Allah. Ve bu kadardı. Makyajımız bitti. Bir de rujum var ama rujumu böyle dokunduracağım sadece. Çünkü yazın hiç çekemiyorum dudağımda bir şey. Bu arada bu pastel 20 numarası. Tamam. Hazırım vallahi makyajım. Bu kadardı. Pratik ve güzel bir yaz makyajı. Bu arada buranın ışığını bayağı beğendim. Güzel duruyorum. O zaman giyineyim. Ne giydiğimi falan da göstereyim size. Bu arada arka kamera daha güzelmiş. Şöyle. Dostlar hazırım ben. Bu arada saçım gerçekten kendi kendine kurudu. Kendi kendine kurudu ve gayet güzel. Bu arada bak otelin, anneme bir kritik yapmak istiyorum. Otelin şampuanı güzel ama köpürmüyor. Bir paketi döktüm. Gene de köpürmedi. Ama çok güzel yumuşacık yaptı saçım. Neyse. Mecbur olacağız. Neyse tamam. Ben şimdi arka kameraya dönüyorum hemen. Ve size bir oda turu yapıyorum. Sonra telefonumu şarja bırakacağım bir saat kadar. Ve biz yollara düşüyoruz. Girişte böyle bir ayna var. Beni çok mutlu etti bu ayna bu arada. Biraz ters şık kalıyor. Ama olsun. Ve tam üste bakmalık yani. Burada dolabımız var. Bu taraf. Sonra burası şey tuvalet. Ve tuvalete o kadar beğendim ki neden hemen söyleyeceğim. Makyaj yaparken de gördünüz. Tam böyle hani makyaj yapmak ışıklı falan. Ve ayrıca özel makyaj aynamız da var. Selam. Böyle zaten burada tuvalet var. Burası da duş. Gayet güzel yani beğendim. Hatta o, yani oda da genel olarak beklediğimden daha güzel bu arada. Neyse sonra burada böyle bir komodin gibi bir şeyimiz var. Onun üstüne bavulumuzu koyduk. Altta da ayakkabılarımız var. Sonrasında burada tekrardan ben varım. Selam var. Burada da masamız var. Bakın koronavirüs kuralları. Bu kadardı. Burada işte eşyalarımız var yine. Bu arada klima sesi geliyorsa özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Bu arada yani bu televizyonun o kadar dalga geçtik ki. O kadar küçük ki size nasıl gösteririm bakın. Yani bayağı küçük. Neyse şu köşeyi çok beğendim. Çünkü rengi, ay rengi çok güzel yani burada bir fotoğraf çekilmem gerektiğine bütün kalbimle inanıyorum. Şey üçlü çok güzel mavi renk olarak. Daha sonra burası böyle Kızılay'ı görüyor. Hemen açıyoruz camımızı. Bakınız güzel bir manzaramız var yeşillikli. Bu şekilde. Sonra hemen bunu da kapatayım. Ama cam mam açılmıyor. Kaya sıcak ki hava. Ankara gibi değil. Ve sonra yatak. Şimdi de ben dediğim gibi telefonumu şarja bırakıyorum. Daha sonrasında beraber yollara düşeceğiz. Yorulduğumuz bir gün olacak. Zaten çünkü hali hazırda yorgunuz. Ama olsun çok keyifli olacağına eminim ve çok heyecanlıyım. Bakalım. O yüzden hemen bırakayım ki şarj olsun ve çıkalım. Klostrofobim var. Ve asansörde çalan şarkı dinleyin. Susuyorum. Ağlayacağım gözüm doluyor. Testere mi demeyiz ya? Bak. Zaten korkuyorum. Selam. Acaba duyuyor musunuz? Acaba. Biz şimdi otelin bahçesindeki kafedeyiz. Biz Anıtkabir'e yürüyecektik. Size komik bir şey anlatayım. Anıtkabir'e yürüyecektik. Kendi fikirlerimizi. Çünkü otelle Anıtkabir arası 2,3 kilometre. Ve yürün, yani 2,3 kilometre
de yürürsün şimdi. Neyse ben içeri girdim. Şimdi buraya bilmiyoruz. Allah'ın İstanbul'su Ankara'ya ne bilsin zaten. Gittim de kendisi İstanbul'dan geldi dedim. Bilmiyorum ben buraları falan dedim. Hoş geldiniz falan dediler. Neyse. Dedim ki 2-3 kilometre hani çok yakın gözüküyor dedim. Yürüme mesafesinde ama yürünüyor mu dedim. Yani yol var mı anlamında. Çünkü Google haritalarda böyle kısıtlı yol falan yazıyordu. Neyse sonra bana dediler ki, adam ona döndü dedi ki, yakın değil ki dedi. Benim ki yakın dedim 2,3 kilometre dedi ki, o senin böyle bildiğin 2,3 kilometrelerden değil. Çünkü tepeye doğru çıkıyormuşum. Ne kadar cahil bir insanım ya. Neyse, gerçekten Allah'ın İstanbul'suyum çünkü. Tepeye doğru 2,3 kilometreymiş, o yüzden yürüyemeyeceğiz, taksiyeceğiz yani. Telefonumun bir tık daha şarj olmasını bekliyorum. Zaten taksiyle hani 5 dakikada falan gideceğiz büyük ihtimal. O yüzden çok kısa sürecek ve o kadar heyecanlıyım ki. O kadar heyecanlıyım size anlatamam. Düşündükçe gözlerim doluyor. Neler yaşanacak bilmiyorum. Bir haldeyim bu arada. Akmış olabilir bir şeylerim ama. Karşımda tam böyle işte. Bak, ne söylenir bilmiyorum ki. Böyle bakıyorum. Yani dursam 3 gün durur bakarım. Selam. Oteldeyiz. Yalnız kabirden sonra zaten bir yere gitmedik. Oradan direkt eve geldik. Sadece ben bir kırtasiye uğradım. 12. sınıfa geçmek böyle bir şey. Tatile yani bir yere gezmeye de gitseniz dersler peşinizi bırakmıyor. Geçmediyseniz inşallah hiç geçmezsiniz. Neyse. İşte onu hallettim. Sonra direkt otele geldik zaten. Çok yorulduk çünkü 10.000'den fazla adım atmışız. 7 kilometreden fazla yürümüşüz. Ayaklarım zonkluyor. Ama yapacak bir şey yok. Sadece 3 günümüz var. Yani dolu dolu geçmek zorunda zaten. Neyse Anıtkabir'de çok konuşamadım. Yani ben aslında çok görüntü çekeyim. Aslında çok görüntü çektim. İçini dışını her yerini çektim size. Koymuşumdur. Ama konuşmak için de konuşacağımı düşünüyordum. Sadece dilim tutuldu. Yani orada çektiğim bir 10 saniyelik bir klip var. Oradan anlamışsınızdır. Karşısına geçtim. Dakikalarca ağladım ve gerçekten dilim tutuldu. Çok garip bir histi. Şu an sorsanız mesela bana neye ağladın diye. Bilmiyorum neye ağladığımı ama yani çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Ve o kadar yakın ki bize gerçekten. Çok basit gittik. Çok kolaydı her şey ve ne kadar söyleyebilirim? Çok güzeldi. Şimdi dediğim gibi otele geldik. Saat 5'e geliyor. 5'e yarım saat falan var. 4.30 yani. Böyle 6'ya doğru otelden çıkacağız. Kızılay'da gezeceğiz. Zaten Kızılay'da otel direkt. Etap Mola diye bir otelde kalıyoruz. Belki duymuşsunuzdur bilmiyorum. Neyse işte Kızılay'da zaten direkt. Kızılay'da biraz gezeceğiz. İşte 7-8'e doğru bir yemek yeriz. Akşam da eve geliriz. Akşam geldiğimizde de ben biraz ödev yapacağım. Öyle planlarımız yani bugünlük. Bayağı yorulduk ama. Ama çok güzeldi. Çok değdi. Çok mutluyum. Çok güzel ya. Daha pozitif bir video izlemediniz benden. Bir daha da izlemeyeceksiniz. Bu ilk ve son. Şimdi de bakın kola içiyorum. Hiç sağlıklı bir şey olmadığını biliyorum ama o kadar serinletiyor ki. O mesela klimayı bayağı soğutmuş odayı. Annem camı bir açtı dedi ki o kadar sıcak ki dışarısı. O yüzden şimdi biraz klimayı da düşürdük. Dışarıya adapte olabilelim diye. Bu otelle ilgili bakın odayı beğendim. Kafesi o kadar güzel ki kafesini size gezdiririm. Bir dahaki vlogda olur büyük ihtimal. Çok güzel bir yer. Ama tek sıkıntım bu otelle ilgili asansörü zaten gördünüz. Çıkmak ve inmek benim için zulüm yani. Ve iki asansör de böyleymiş. Diğer asansör de denedik bugün. Değişmeyecek yani bu olay. Neyse biz şimdi dediğim gibi birazcık dinleniyoruz. Sonrasında kızla edeceğiz. Arkadaşlar bu insanlar yemek yemeye gidiyor.
Çünkü bizim gözümüz açılmıyor ya. Uyuyakaldık ya. Çok kötü olduk. Çok çünkü çok yürüdük ya. Ben bu vlog boyu bunun dert yanmam peki. Ya ama neyse çok yürüdük ve çok yorulduk. Sabah da böyle kahvaltıdan önce bu haldeydik. Bir kahvaltı ettik. Efsane. O yüzden şimdi de aynı şeyi umut ederek yemek yemeye gidiyoruz. Oradan da işte halimize, tavrımıza göre ne kadar gezip gezmeyeceğimize karar vereceğiz. Ama ya şu bugün bu kadar yorgun olmamıza da hak veriyorum yani. Çünkü hiç tam uyuyamadık ve sabahın 7'sinde buraya indik. Ve artık acıktık mesela. Sabah kaçta ettik? Kahvaltı 8.30'da mı ne ettik yani? Neredeyse şimdi 12 saat olacak. Servis, tavuk servise düşüldü. Doyuldu. Çabuk doyulunuyor ya. Ben sevmiyorum. Keşke böyle 100 saat yesek durmadan. Keyifli çünkü. Sihir gibi canlanırım sanmıştım. Hala bayık bakıyorum farkındaysanız. Bu arada bakın burada yemek yedik ya. Şurası bizim otel hemen. Tam karşısı. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Bir konuşalım, bir plan yapalım. Sonrası da görüşürüz. Biz kalktık oradan. Geziniyoruz valla bomboş. Bir arka tarafı böyle bir döndük gezdik. Nasıl utanmadan çekiyorum artık farkında mısın? Utanmaz arlanmaz bir kız olma yolunda. Şimdi ön tarafa doğru yürüyoruz. Valla ikimiz de o kadar uyuşuyoruz ki. Büyük ihtimal 10 metreyi 10 dakikada falan yürüyoruz. Bir dükkana giriyoruz mesela. Dükkanı 15 dakikada geziyoruz. Ve yani hiçbir şey almadan çıkıyoruz. Adamlar neler diyor arkamızdan kimmiş. Öyle geziniyoruz yani. Başka da yaptığımız hiçbir şey yok. Bizim otelin kafesine geldik. Artık yapacak bir şey kalmadı. Biraz burada otururuz. Belki işte gece bir dondurma falan yeriz. Ama günümüz bitecek.